Tekstil atölye ve fabrikalarında farklı görevler yapan birçok çalışan yer alıyor. Dikim işlemi tamamlanan, iplikleri temizlenen giysiler ütü bölümüne taşınıyor. Bu bölümde ütücüler giysinin kırışık yerlerini düzeltip ona belli bir form veriyor. Son ütü dediğimiz, rütüş dediğimiz alan bizim için biraz daha kalifiye ve bu meslekte tecrübe edilmiş insanları değerlendirdiğimiz bir noktadır. Tekstil üretiminin her alanında ütücüye gerek duyuluyor. Perde üreten bu büyük atölyede birçok ütücü çalışıyor. Ütücü deyip geçmemek lazım. Bütün perde çoğu şey yani %80'i ütüde çıkıyor. Mefruşat üretiminde ütü işi çok itina gerektiriyor. Ütüleme şeklini çok iyi bilmesi lazım, kumaşı esnetmemesi lazım, bozmaması lazım. Üretim sorumlusu Bircan Hanım ütücüleri dikkatle takip ediyor. Bu süreç çok önemli. Ütüde yapılan işçilik modelin asıl şeklini verir zaten. İyi bir ütücü, ütünün ısı, basınç ve buhar ayarlarını yapabilmeli. Ütünün ısısına dikkat etmesi gerekli. Çok ince ve narin ürünler ütüde çekme yapabilir, çok ısısı yüksek olursa eğer. Ütünün ayarını düşürürse su akıtır, ütü kumaşla leke yapar. Ütücü, mefruşat yanında konfeksiyon üretiminde de öne çıkan bir eleman. Pantolon ve ceket ütüsü ayrı beceri istiyor. Ev ütüleriniz kırıklar almaz. Çekete göre, son ütüye göre değildir. Ama bunların buharlı olduğu için kırıkları daha iyi alır. Yani daha güzel şekil verir. Raif hem buharlı hem de pres ütüyü ustalıkla kullanabiliyor. Önce ceketi ütü tahtasına dikkatle yerleştiriyor. Ütüye başlamadan giysiyi kontrollü bir şekilde ıslatıyor. Su sıkarız, sularımız ağırdı, su sıkarız, kırıkları alır. Ütü esnasında kumaşın cinsine göre ne kadar ısı ve basınç uygulayacağını iyi biliyor. İnce kumaş gelir, parlayan kumaş gelir. Biz onlara teflon takarız. Ve bir ara ütünün ayarını kısarız. Hani su yapmasın diye, buharı az olsun diye. Kumaşına göre ütüyü ayarlarız yani. Ütücüler işbirliği ve düzen içinde çalışıyorlar. Atölyenin her aşamasında ütü işi yapılıyor. Gereken durumlarda parçalara ütüyle tela yapıştırmak da onların işi. Ara ütücü olarak çalışıyorum. Etek kırımını yapıyorum. Günde 1000-1100 o civarda yapıyorum. Şekil verdikleri ürünler tamamlandığında yorgunluklarını unutup ferahlıyorlar. Üretmenin, bir şeyleri ortaya çıkarmanın vereceği bir duygusal bir tatmin var. Onu yaşayan insanlar zaten bu sektörde uzun yıllar devam ediyorlar. İyi bir ütücünün iş bulma imkanı geniş. Son ütüde çalışmak isterim. Benim için iyi bir yer. Ütücüler çalışma saatleri boyunca sürekli ayakta. Gürültülü ve nemli ortam onların sağlıklı ve dayanıklı olmasını gerektiriyor. Mesleğin eğitimi ilgili meslek kurumlarında veriliyor. Ütücülükle ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ve İşkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.